Herkese Kamboçya'dan, Phnom Penh'den günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? Önce bir hal hatır soralım, ondan sonra videoya geçeriz. Kahvaltı yapmaya yerel bir yere gidiyorum. Klasik. Pilav üstü tavuk yiyeceğim. Ondan sonra sizi çok güzel yerlere götüreceğim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Kaldığım yer hemen buradaydı. Hemen bir nerede kahvaltı yapabilirim diye. Okey. Bir baktım. Klasik yumurta yemek istiyorum, pilav üstü. Zaten Güneydoğu Asya'da kahvaltımız bu şekilde oluyor aşağı yukarı. Ablam burada yapıyor bize yumurtalarını önceden hazırlamış, koymuş. Sonra. Şurada oturalım bakalım. Çok güzel bir yerim var. Manzaram da güzel. Allah çok hızlılar. Bu arkamda da çaycı, kahveci bir abimin yeri var böyle. Kıraathane gibi. Thank you. Şöyle bir oturalım. Şöyle temizleyelim. Bu 6000 Kamboçya riyali arkadaşlar. 4000 1 dolar yapıyor. 1,5 dolara geliyor bu. What is this? Benim değil ablam o. Ne kadar tatlı ya. Bizim oraların yaşlı insanına benziyor. Ben şimdi şu yemeği bir yiyeyim, tadımı yapayım. Dün çok güzel uyudum, çok dinlendim. Bayağı böyle bir 8-10 saat uyudum. Teşekkürler. Aklım. Abim direkt içeceğimizi getirdi. Çatal kaşığın oldu. İçinde su yoktu. Abim gitti sıcak su koydu. Temizliği o şekilde yapıyorlar. Oh, masa şenliği yapıyorlar. Şimdi Güneydoğu Asya'da arkadaşlar buralara gelirseniz Tayland'dır, Laos'tur, Kamboçya'dır, Vietnam'dır. Buralarda mideniz hiçbir zaman düzelmez. O yüzden yiyin yiyebildiğiniz kadar. Mideniz buralardan çıkınca düzelecek. Bu yeşil çay. Buralardaki temizlik sistemi şöyle, bunu yıkıyorlar mı bilmiyorum da sıcak su vardı içinde. Büyük ihtimal bir deterjandan geçiriyorlardır. Şimdi yemeğimi göstereyim, bir sunumunu yapayım değil mi? Yumurta, tavuk eti dedim. İnşallah tavuk etidir. Pilav, üzerinde birkaç tane de yeşillik var. Kamboçya'da kahvaltım sabah itibariyle bu şekilde. Bir de yemeklerin yanında böyle salata veriyorlar. Bir tane daha bir şey var da bunu anlamadım. Bu herhalde ufak sos olması lazım. Bunu yemem ben büyük ihtimal. Önce bir etten bir alayım. Evet, fena değil. Ya bu domatesmiş. Bu ham, bildiğin ham domates verdi bana. Yumurtasından bir deneyelim. Yumurta güzel. Zaten sağda solda gezinen tavukları şehrin her tarafında böyle aralara girince görebilirsiniz. Ben dünden beri görüyorum. Tavuklar mavuklar geziyordu. Bildiğiniz havuç, salatalık, ne bu? Kıvırcık mı bu? Domates koymuş, sarımsak koymuş. Evet, bizim damak tadımıza yani kahvaltının yanında biraz farklı gelebilir. Yumurtanın yanında sarımsaklı salata yemek belki değil. Bizim damak tadımıza, sabah kahvaltı kültürümüze biraz ters. Zaten yeni bir ülkeye gittiğinizde o kültürü tanımak istiyorsanız oraların yerel yerlerine, böyle sokak aralarına gireceksiniz. Yemeklerini tadacaksınız. Oh, sinekler eşliğinde. Yumurta güzel. Yumurtayı beğendim. Masada zaten yok yok. Ablam burada seri seri yapıyor. Bu tarz yerler bu sokak aralarında bir hayli fazla. Bakkal fazla, market fazla. Yani her köşe başında ayrı ayrı böyle küçük küçük yerler var. Güzelce yedim. Karnımı doyurdum. 10.000 Kamboçya riyali var elimde. 2 dolar falan ediyor.
Yemeğimiz buydu. Buranın adını var mı? Adı var mı bilmiyorum da. Hello. Okay. You say six? Huh? What? No water. 6000, yeah. Buradaki abim herhalde dedeleri olması lazım. Paradan sorumlu. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Akun. Paramızı düzgünce alalım. Devam edelim. Evet, çok tatlı insanlar. Yemek yedikten sonra bize motor vurmasın. Burada da çiçekçi bir ablamız geldi. Çiçek satıyor. Allah, Phnom Penh bana uygun bir şehir. Bak, orada yemeği yiyip yanında çayı içip burada berbere gidebilirsiniz. Burada da bakkal var. Burada telefon züccaciye vesaire var. Kompak. Kompak bir şehir. Japon motorları her yerde. Şimdi sizi buranın en büyük marketine götüreceğim. Akşam 5'e kadar açık. Değişik yerler var. Bazen anlam veremiyorum ne satıyorlar da. En çok tabii bu motor yerlerine denk geldim. Bayağı yani Japonya'da görmediğim değişik buranın arazilerine, yollarına uygun motorlar var etrafta. Ve bir hayli de fazla. Dur abim, sen vantilatörünü koymuşsun ama. Şimdi Cem Kun'un Wikipedia köşesinde bir iki tane enteresan bilgi var. Böyle bir araştırırken nereye gidebilirim, ne yapabilirim, internette böyle bir araştırıyordum. Ya şimdi bu memlekette, Kamboçya'da her yerde kertenkele var arkadaşlar. Böyle tık 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 tık, yani buranın en lüks... Dur abim, ben geçeyim. Buranın en lüks yerine de gitseniz bir şekilde sağdan soldan çıkıyorlar. Dün çok gördüm. Böyle bir lüks restoranın önünden geçiyordum. Tabelasının önünde böyle gidiyorlardı. Şimdi bu kertenkelelerle ilgili gelelim değişik bilgiye. Eğer kertenkele sizin olduğunuz odaya gelirse, inanışı söyleyeceğim. Böyle bir inanış varmış Kamboçyalılar arasında ve 7 kere çık 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 çık, onların bir çıkardığı bir ses var. Çık çık. Şöyle. Böyle bir değişik bir ses çıkarıyorlar. Belki bilen bilir. 7 kere o sesi duyarsanız o şansınızın çok açık olacağına, hatta evliliğe kadar yolunuzun güzel bir şekilde gideceğine delal etmiş. Kamboçyalılar arasında böyle bir inanış varmış. Bir diğer garip bilgi de Kamboçyalılarda tabii akraba evliliği yokmuş. Fakat kuzenler arasındaki evliliğe izin veriliyormuş. Nereden bu bilgiye denk geldim bilmiyorum ama böyle garip bir bilgi. Evet, Cem Kun Wikipedia köşemizde bugün Kamboçya'dan iki tane değişik bilgi vardı. Japonya'dan aldığım ucuz gimbal'ı taktım. İnşallah faydasını görürüz. Kamerayı fazla oynatmak istemiyorum. Ben de yoruluyorum çünkü şu serçe parmağım ağrıyor bir süre sonra. Şimdi bu benim kaldığım bölge Phnom Penh'in merkezi. Buralarda zenginlerin yaşadığı bir muhit varmış. Böyle yuvarlak şeklinde haritadan baktım. Şuranın arka tarafı. Zaten büyük binalardan da anlayabilirsiniz. İlk giriş videomda ben bir böyle bir gece de dolaştım. Böyle sağa sola bir girdim. Buralarda hani böyle bir gece hayatı, şusu busu var mı diye. Tayland'daki bir durum zaten söz konusu değil. Bir de burada dışarıda hiçbir şekilde bir şey dönmüyor. Her şey içeride dönüyor. Böyle enteresan lüks arabalar mekanların önüne geliyor. Bayağı lüks yani, Japonya standartlarında böyle jipler, mipler. Enteresan şey deyince tabii ki gece hayatı her ülkede var. Fakat yani bu Kamboçya'nın durumunu, işte yaşam standartlarını falan göz önüne alırsak biraz enteresan kaçtı. Biraz böyle bir değişik bir 3-5 tane sokağa, mahalleye girdim. Enteresan. Çünkü buradaki insanlar genellikle güler yüzlü. Yani sigara içen bile yok bu Güneydoğu Asya'da. Ben Tayland'da da çok denk gelmedim. Japonya'da çok içiliyordu mesela. Sıcaktan mıdır nedir bilmiyorum ama bunlarda böyle sigara, sokakta böyle püfür püfür sigara içen de fazla görmedim. Taylandlardaki gibi ot kullanımı burada yaygın değil herhalde. Burada legal olmaması lazım. Şurada bir motor fiyatı mı sorsak? Bir motor. Hello.
Can I rent motorbike? Wow. Can I rent 1 week? I want to rent motorbike. Huh? Ah, not this area. You selling? Yeah. You sell. Ah, okay, okay. For example, how much? How much this guy? Okay. My plan on way. Super. Is it US dollar? Ah, US dollar. Yes. Ah, okay. If I want to buy, what kind of documentary I have to give you? Driving license? Documentary. Like the license? No license? No license. No license. Yes. Ah, really? Okay. But license of No license, your name. My name? No license? Just passport or something? No. No passport? No? Just money. Okay. Thank you. Thank you, Akun. Thank you. Kafam karıştı. Ya bu şimdi Güneydoğu Asya'daki sıcaklık, nem beni böyle bir sürekli mayıştırıyor. Ben şu anda aman abi dur sen onu yapıyorsun ama her yanım su oldu benim. Ben gördüğün gibi sağlı sollu her yerde motorcular var. Tayland'da masajcılar vardı, burada da motorcular var. Kişi başına düşen motor sayısı bir hayli fazla olması lazım. Çok tatlı motorlar ya. Bakar mısınız? Motorun güzelliğine. Cillop. Hello. Cillop gibi motor. Hello. Can I rent? Rent? What is this? Rent? What? No rent. Ah, okay. How much this one? 4,000 US dollar? Okay. Okay. Thank you. Thank you. Şundan mı alsak? Ya bunlar turist gördü diye beni mi emciklemeye çalışıyorlar? Fiyat bu ne öyle fiyat söyledi? Motorlar çok hoşuma gitti ya. Tam böyle Güneydoğu Asya filmlerinden fırlamış bir şekilde yollarda gezebilirsiniz aslında. Hello. Burası sanayi yeri arkadaşlar. Motor. Ya bunların elinden her iş geliyor, her iş. Cidden her iş geliyor bu Güneydoğu Asyalıların elinden. Yani yoldan birini çevirin, motorun bozuldu diyeyim. Vallahi ilgilenirler bir şekilde. Çünkü herkesin elinin altında motor var. Bak çocuk doğar doğmaz motorun içinde bekliyor. Gel dayı. Bakın mesela ışık yok, bir şey yok. Nasıl mı geçeceksiniz karşıya? Hemen göstereyim. Bu şekilde yola atlıyorsunuz. Ben ilk başlarda Vietnam'da bunun kat ve kat üstüydü. Elim ayağım birbirine girdi. Hiçbir şey yapamamıştım. Daha sonradan tecrübe sahibi olunca dedim bu böyle olmayacak. Direkt yola attım kendimi ya. Dedim bunlar bana göre ayak uydursun. Abim motorla uğraşıyor. Hello. Kim bilir hangi parçası. Vallahi hiç anlamıyorum ya. Ama bakıldığında tam böyle profesyonel makinenizi alıp gelip buralarda resim çekebilirsiniz meraklıysanız eğer. Görüntüye bakar mısınız? Herkes bir şeyle uğraşıyor ve dediğim gibi anlıyorlar da yani herkesin elinin bir ustalığı var. Bunlar ne yapmış motoru böyle? Ne o dayı bana mı basıyor? Buralara gelirseniz motor kiralayın arkadaşlar. Motor kiralayın. Güzel bir tecrübe olabilir Kamboçya sokaklarında. Vietnam'dır, Laos'tur,
Kamboçya'dır. Buralarda o güneş ne ayakıyor ya. İlk kremi sürmüşüm. Buralarda alacaksın motorunu, kaskını da takacaksın. Böyle kendini vuracaksın yollara ya. İnanılmaz motive ediyor seni. Böyle farklı düşüncelere sokuyor. Şu dayıma telefon soracağım. Hello. iPhone. Bunlar iPhone kaç ya? You have iPhone 30. 13 iPhone 30. How much? 30. iPhone 30, yeah. No? No? Okay. For example, how much this one? How much? Can you tell me US dollar? US dollar. Can I check? Can I see this one? Bakalım. Okay. Şu iPhone kaç oluyor ya? iPhone. This is iPhone. iPhone 6. Yeah. 6 Plus. Okay. iPhone 6 Plus. $70 satıyorlar. Okay, thank you. Thank you. $70 iPhone 6 Plus. Oo, güneş ne kadar şey vuruyor. Tam böyle öğle vaktindeyim. Kask falan da var burada. Şu güneşten bir kurtulayım. Bakar mısınız? Şu kasklar çok güzelmiş de bunlardan bahsediyorum ya. Hello. Hello. How much this one? How much? $16. 60. 60. 16. Yeah, yeah. $16. Niye bu kadar ucuz lan? Is it same? How much? And this? Same? $16. Allah Allah. Kaslar çok ucuz lan. $10. Thank you. Thank you. Aa, burada ayakkabılar var. Şöyle. Yok. Suni deri. Güzel ayakkabılar da varmış burada. Ups. Yalnız kasklar... Buradan kask alacaksın, götüreceksin Japonya'ya. Orada çok pahalıydı. Abim iyi yıkıyor valla. Yemek yiyorlar. Tavuk ayağı, tavuk başı yiyorlar. Lan burada niye hiç turist yok ya? Tamam, burası yerel pazar. Yerel pazar, güzel. Bunları da göstermek istiyordum. İyi denk geldi. Oh. Gel dayı. Nasıl bir aksiyon var burada ya? Dur şu teyzemden bir ejderha meyvesi bir sorayım. Ne kadarmış? Balıklar kımıl kımıl. Hello. How much one? How much? How much? 1 kilo. No, no. Just one. 1 kilo. Not 1 kilo. 3,000. Cambodian? 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. 3,000. Yani 1 doların altında. Okay. Thank you. Thank you. 1 doların altında. Ya bu ejderha şey, meyveleri buralarda ucuz. Gel ablam. İyi ki bu gimbalı takmışım ya. Ortam çok hareketli ya. Gel dayı. Dur, sizi buradan bir sokayım bakayım. Oh ablam paraları sayıyor. Genişi alayım. Yani kendimi buralarda yaşlı hissettim de Allah, ben buraya gelirdim. Gün aşırı. Bir de vücudumda bağışıklık kazanmış bir duruma gelmiş olsaydı etlerden dolayı. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde mideniz düzelmiyor. Bayağı bir süre buralarda durmanız lazım. Ben bir... Oh, görüntüler maşallah. Yemek... Bu şu yemek yemeyin arkadaşlar. Şuradan bir geçeyim. Yemek, çay, may, kahve bir şeyler yiyip içmeyin şu anda. Ben uyarımı yapayım.
ailece gelmişler burada pazarda. Ama bu pazar her gün kuruluyor ya. Belli çünkü standart duruyor. Meyve ucuz Güneydoğu Asya'da. Olabildiğince meyve yiyebilirsiniz. Özellikle buralarda evde kalıyorsanız, bir ev tutmuşsanız alın, stoklayın. Hem ucuz hem de istemediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Bütün Kamboçya hakkında bu videoda her şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Ben yanlışlıkla emziren ablayı mı çektim? Dur, bakamıyorum. Normal mi bu ya, sokak ortasında? İnanılmaz bir nev var, inanılmaz. Ben bir de yemek yedim, şişirdim beni, ne oldu? Soğuk bir şey almam lazım. Böyle küçük tezgahın üzerinde ablam etini koymuş, satıyor. Ne bu? Tavuk. Tavuk ayağı da yiyorlar. Bakın şu. Bunu kızartıp yiyorlar. Ulan benim sesim gidiyor. Ne oluyor bana böyle? Kokudan dolayı mı? Gel abi. Abi her yerden bir şey çıkıyor ya. Ben kameraya bakamıyorum. Muzlar, muzlar, elmalar. Evet. Farklı bir meyve görebilir miyim diye baktım da göremiyorum. Ha şöyle rüzgar esse var ya, vallahi yaşarım ben bu şehirde. Ulan sen, o mısırlar eskimiş. Herkes bir şeyle uğraşıyor ama ya. Herkes bir şeyle uğraşıyor burada. Yani ara sokaklara da girdik, herkes bir şeyle uğraşıyor. Sanki bütün ülkede herkes çalışıyor gibi. Erkekler çalışmıyordu şeyde, o Tayland'da göremiyorduk. Burada erkekler de hep ön planda. Araba maraba motor işleriyle falan da uğraşıyorlar. Ne ararsam var burada da, çanak, çömlek. Neler varmış bir bakalım. Buralar toptan satıyorlar galiba. Şarpın marpın, Japon işi, bütün ürünleri var. Şu tarzda bakkallar bayağı bir fazla buralarda. Yani binaların altı genellikle hep böyle irili ufaklı dükkanlarla dolu. Evet, gelmek istediğim yere geldim. Videonun neredeyse yarısı olmuş mudur? Bence olmuştur. Yani yerden çıktığımdan beri normal yürüdüm kısa bir sürede ama bakın nelerle karşılaştık. Şehir işliyor arkadaşlar. Burası Orussey Market. Her videoya yorum yazın arkadaşlar. Özellikle bu tarz videolarda yorumlar çok etkili. Videoların ön plana çıkması. Ne kadar izlerseniz ben o kadar gezerim. Ekstra cebimden para harcayacak bir maddi durumum olmadığı için izlendiği kadar gezebiliyorum. Şu arkamdaki markete girelim, gösterelim. Hadi bakalım. Dayı ben biraz düz geçeceğim ya. Dur. Vallahi atladım ha. Ben Kamboçyalı oldum galiba. İnanılmaz bir aksiyon var burada. Buralar hal gibi yerler mi ya? Herkes toptan alıp götürüyor. Buranın girişi nerede? Girişi. Şuradan bir gireyim. Bakayım nelerle karşılaşacağız. Ya burada benim araştırdığım kadarıyla A'dan Z'ye, elektronik eşyadan, giysiden... Ey maşallah be, Kamboçyalı kıza bak. Ey maşallah. Elektronik eşyadan, yani buranın en büyük marketi, her şeyi bulabileceğiniz bir market. Şu sıcaklıktan da kaçmak adına bir kolamı... Aha, kız onu yanlış koydu ya. Ulan kız o kadar sıtladı getirdi, adam bir şeyi doğrultamadı. Kola yok mu şurada? Ben bir kola almak istiyorum. Ama nereden alacağım? Dur bakayım, bir yere güvenmek istiyorum da, şeker kamışı da bayağı. Her şeyi, A'dan Z'ye her şeyi göstereceğim size. Nasıl terledim ya?
Enteresan mı? Tamam. Burası böyle bir yanlış anlamayın ama ahır gibi kokuyor. Burada kuaför var. Tabii yemekler de burada piştiği için ortamın bütün kokusu eşyalara da siniyor. Şuradan ne bu bebekten almak isterseniz büyük ihtimal kokulu mokulu bir bebek almış olacaksınız. Burada kestane de var. Ben nereye girdim böyle? Kaç katlı bir yer burası? Dur bakayım. Bunu tek video mu yapsam ya? Bilmiyorum. Editte nasıl çıkacak bilmiyorum. Labirent ki burası. Her yer bir yere çıkıyor. Dur bakayım. Ben bir kaybolmak istiyorum. Bak abimler arada oturmuş. Ya bir yesin. Enteresan geliyor. Buralarda ipek ürünler de çok meşhur. Nefes alınmıyor. Siz nasıl kalıyorsunuz genç burada? Kamboçya silik. Arada L var. İpeği bir hayli meşhur buralarda. Aha, burada da ne var? Çekirdek mi bu senin de? Bunlar bildiğin bakliyat ya. Nohut. Dur bakayım, anlayacağım bir şeyi sormak istiyorum. Kara mercimek. Hello. 1 kilo how much? Gram for 1. How much 1 kilo? 5000 Cambodian money? 5000. Okay. Okay, thank you. 5000 Kamboçya, yani o da 1 dolar falan yapıyor ya. 4000 1.20 yapıyor 1 kilo mercimek. Bir tık bize benziyor. Mısırdı, nohuttu vesaire, böyle küçük renkli kapkara bu şeyler var. Pirinçler var burada. Ortam çok karışık. Ne ararsanız var burada. Benim şu gimbal'ı takmam iyi oldu da bir kaliteli bir gimbal almam lazım kendime. Soğuk bir kola arıyorum pet şişede. Bulursam alacağım. Videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama o kadar ince ki yani bir kişi anca yürür şu yolda. Nereden gideyim? Orada züccaciye var. Bir araya gireyim. Her şey var burada. Bu abim tohum. Bayağı bir de tohum satılıyor burada. Anladığım kadarıyla buralar toptan gelip bir şeyler alınabilecek yerler. Kamboçyalılar da bakın toptan gelip bir şeyler alıyorlar. Demek ki onlara uygun geliyor. Oğlum o ne ya, maşallah. Parayı gördünüz değil mi? Bu bayağı labirent gibi böyle gidiyor. Sorry. Kajular, değişik değişik kajular var ya. Ben bir kaju alacağım da. Antep fıstığı. Ortam labirent gibi arkadaşlar. Böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor ve A'dan Z'ye her şey var. Yani burada girip fare zehiri ya da ceviz alırken şurada kendinize telefon ileride bakabiliyorsunuz. Tabak alabiliyorsunuz. Kafam karıştı şu anda. Biraz yılanlayarak gittiğim için aynı yere de dönmüş olabilirim. Ablam cevizler ne kadar? How much this one? $9. $9. Okay. And this one pistachio? $7. Okay. Thank you. Ablama. Sen bizi böyle gördün, bebek popolu suratımıza gördün ama çaktın turist fiyatına. Bak bu ablam da daha ucuzdur. Yüzünün güleci fiyatlarına yansımıştır. Değişik de gülüyorlar. Para mı lan?
para mı satıyorlar? Gerçek gerçek para mı? Kağıt para. Bu paralar kaç para ablam? Bunlar da kurutulmuş karidesler. Küçük küçük her boy karides var ya. Palamut, kalamar. Böyle kurutulmuş şeyleri çok seviyorlar. Çünkü vücutları bağışıklık kazandığı için artık buranın havasına, suyuna yemeğe atıyorlar, yiyorlar. Aha, vitamin gördüm. Dayı dur. Dayı vitamin gördüm, dur. Dayı vitamin gördüm. Hello. How much? How much? $1. Okay. Is it cold? Oh, this one, right? Okay. Ah, direkt buzlu buzlu veriyor. Dur ablam, onu ben alayım. 4000'imizi verdik. Akun, akun. Thank you. Şunu bir şurada şey yapayım hemen. Şurada bir içeyim. Yani normal yani buranın fiyatına göre 4000. Ben dün 6000'e almıştım. Bu teyzemler daha uygun. Burada bir turist abim geldi. $1 dedi. Ah, kalbime indi dedi. Ulan pezevenk, $1 vitamin alıyorsun. Nasıl kalbine iniyor? Yani neyse o. Yani tutup da $1'ın pazarlığını da yapmamak lazım. Yazık buradaki insanlara da. 6000 Kamboçya riyaline yemek yedik. Tükürdün mü ablam? Abi ne yaptın ya? Ya aksiyonlu şey. Hiçbir şeye şaşırmıyorum artık. 6000'e kahvaltı, $1, 4000'e de Kamboçya riyaline de güzel vitamin, etti mi 10.000? $2.5. Bakalım akşam yemeğini de bir, yani akşama kadar da bir ben bir $2 harcasam $4.5. Yani Kamboçya'da $5 Phnom Penh'de günlük $5 hayatta kalabilirsiniz. Kalacak yeri katmıyorum genellikle. Çünkü kimin nerede kalacağını, hangi standartta lükse kalacağını bilmediğim için hayatta kalma miktarını söylüyorum. Japonya'da yaptık bunu. Tayland'da yaptık. Kamboçya'da da yapmış olduk bu video itibariyle. Biraz bu ikinci, üçüncü katta ne var? Oraları da göstereceğim size. Yani ortalama $5 Kamboçya'da hayatta kalınabilir. Bir daha aralara girmeden ikinci katına nasıl çıkabilirim ona bakacağım. Oh, bu yemekler ne kadar şişiriyor insanı. Bayağı da dışarıdan bakıldığında geniş bir alan. Dur, ben yukarıya nasıl çıkacağım? Onu telliyorum. Abi, ben Fast and Furious'ta... Ya burada bak, şöyle enteresan bir durum daha var. Yani burada normal de bize enteresan. Bayağı genç yaşta ilkokul çocukları motor kullanıyor. O gördüğünüz ehliyet istemeden motor falan da veriliyor. Güneydoğu Asya, Tayland'da da bu muhabbet vardı. Kamboçya'da da şuradan aşağıdan yukarıdan bir yere çıkayım. Dur, şuradan çıkayım. Hello. How are you? Welcome. Thank you. Beer? No, thank you. I drink the orange. Beer, Cambodian. Alman. 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 Ama bizde gibi bir Alman diyor. Germany. 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 Look. German. Thank you, thank you. German. Yeah. Alman. Alman. You German? No. Thank you, thank you. Welcome to all same market. Thank you. Yeah. Drink one can. Drink, no, I already drink some. How can I go to one upstairs? Second floor, this area? Okay, thank you. Şeref. Thank you. Daha öğlen olmadı ya. Bunlar içiyorlar ama. Nasaki ya, her yerde bir Japon adı görmeye başlıyorum. Her yerde bir Japon markası var. İnanılmaz ama Alaman diyorlar. Bayağı Türkçe konuştu ya Kamboçyalı. Salata satan. Oo, saatler. Bak kesin. Aha. Japon malı. Aa, bunun adı şey değil miydi? Neydi bu? Game Boy muydu? Ona benzeyen şeylerdi.
Bunlar niye yolun ortasında oturuyor? Hello. Hello. Baya Alman bir abimin şeyi var burada. Saatin üzerinde resmi falan var. Dur bir tanesini sorayım gözüme kestirdiğimi. Şu ne kadar? For example, how much this one? 35 US dollar. Yeah. 35. Okay. 35 US dollar. Evet, dükkanın önünü kapatmıyorum. Yani bazıları böyle kalın kalın giyiniyor. Güneşten sıcaktan korunmak için. Bildiğin mont giyiyorlar ya 40 derecede. Ben öğle yemeğine denk geldim herhalde buradaki insanların. Herkes oturmuş bir şey yiyor. Pilav olmazsa olmaz arkadaşlar. Heh, şuradan ben yerimi buldum. Acayip şiştim ya, biraz daha yürümem lazım. Bence yürümemem lazım. Çünkü yürürken bir de konuşuyorum ya. Acayip şişiriyor bu insanı. Hello. Thank you. Ana patik örüyor. Patik örüyor. Burası okul öğrencilerinin alışveriş yaptığı bir yer. Bayağı yerel ya. Ufak ufak, irili ufaklı. Yani herkesin bir meşguliyeti var. Herkes para kazanma derdinde. Burası 3 katlı galiba. Dur canımın içi. Rolex var burada. Dur şu Rolex'i merak ettim. Şu Rolex ne kadar? Hello. How much this one? No buy. Ha? No buy. No buy? Why? No buy one. Okay, how many I have to buy? Two? No, 10. 10? Yeah. Okay, how much 10? How much? 10 tane en az alman diyor Rolex'te. 10 tane ne kadar? Dolar. 100 dolar. Bir tanesi 10 dolara geliyor. İlginç. Burada toptan verilmiş. Thank you. Thank you. Rolex alıp burada da gelip kavun yiyebilirsiniz arkadaşlar. Buzlu. Ne varmış burada? Hello. Thank you. Dur ben nereye girdim gene ya? Burada sütlü müttü bir şeyler satılıyor. Pardon. Şu giysi yerine girmek istemiyorum yine. Buralar full giysi. Okay. Bazı Kamboçyalı kızlar da güzel yani. Böyle bir manken edi aslında. Ya bu şeker kamışından biraz bir şeyler satıyorlar. Bu da yukarıya çıkılıyor mu? Tepesi de varmış. Bakın işte ben galiba bu buzlardan biraz fazla yediğim için mideyi hiçbir zaman doğrultamayacağım. Yiyorsun, buzları yiyorsun. Konuşmaları da çok tatlı. Erkeklerin, kızların, kadınların konuşması tatlı geliyor da nereye gidiyor? Araba var lan burada. Araba var burada. Ortam böyle. Kamboçya'da Phnom Penh'de. Şapkamı ters takayım. Şener Şen gibi. Evet arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Ya buralar gezilir. Nasıl gezilir biliyor musunuz? Hava biraz serin olsa. Yaradan, yüce yaradan. Biraz şu memleketin havasını, Güneydoğu Asya'nın havasını bir tık böyle 20 dereceleri indirgese var ya. Ben gelirim. Bir daha gelirim buraya. Çünkü belki izleyenlerden buraya gelmiş olanlar vardır. Anlar, beni anlar. Harbiden hem video çek, hem yürü, hem bir şey anlat, hem gez. İnanılmaz zor. İnanılmaz. Yani ben video çekmesem bile o derecede zor. Ama güzel yerler. Güzel. Yani Kamboçya'da gezilmesi gereken bir şehir Phnom Penh.
Her yere de ben kolumu koymayayım ya. Kaşınıyorum akşam. Ya iPhone'un yakınlaşması, yakın çekimi, zoom'u çok iyi. Bak 9x'e kadar gelebiliyorum ya bak. Şu anda 6, 7 oldu. 8, şu anda 9x. Nasıl görüntü? Çıktım, 0.5'e geldim. Abim şeker kamışının suyunu böyle çıkarıyor işte. Kaç verdi? Paraları da anlamıyorum ki arkadaş. Hepsi birbirine benziyor. Bir dolar mı? Bir doların altı mı? Bakar mısınız? Suyunu çıkarmak. Helal olsun. İnanılmaz bir kuvvet. Dur abim ben geçeceğim de. İşleri zor valla. Gelirseniz 10 tane Rolex 100 dolar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Allah iyi ter attık he. İyi ter attık. Ben bugün çok enerjiyim. Bayağı bir video konsept çıkaracağım buralardan sizlere. Nereye gideyim? Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Neyse ben şu videoyu kapatayım. Bir yerde biraz soluklanayım. Ondan sonra bir sonraki videoyu hazırlamak üzere aksiyona gireceğim. Çok enerjiyim bugün. İnşallah nazar değmez. Midem el verir. Karşıya geçeyim. Böyleydi. Kamboçya'da gezdik, gördük, bilgilendik. Değişik kültür, gezilmesi, görülmesi gereken yer Kamboçya'da. Phnom Penh, market ve sokak aralarından işte birkaç bir şey gösterdim. Yedik, içtik. Bu video böyle bir şey oldu yani bu video. Konsepti yoktu yani kafamda hani şöyle yapayım yoktu. Rastgele gittim, yedim, içtim, markete geldim. Sokakta ne gördüysem. Bu tarz Güneydoğu Asya ülkelerinde böyle başına geleni göstereceğim. Tabii bazı yerlere gideceksin, çekeceksin. Neyse uzatmıyorum. Dur. Şuradan çıkayım. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.